90'lı yıllarda çocuk olanlar onu çok iyi tanır. Adamım ve Seviyorum gibi şarkılarla daha minicik yaşında milyonların kalbinde taht kurmuştu. Son yıllarda acımasız eleştirilere maruz kaldı. Ancak kimse onun neler yaşadığını, hangi sağlık sorunlarıyla uğraştığını bilmiyordu. Cezaevine girdiğinde yine bilmeden birçok insan hakkında konuşmuştu. Evet, kaderden bahsediyorum. Gelin onu daha yakından tanıyalım. Gerçek adı Kader Çetintürk. 18 Eylül 1979'da İstanbul'da hayata merhaba dedi. Orta halli bir ailenin üçüncü çocuğuydu. Ailesi onun doğumuna şüpheyle yaklaşmıştı. Zira ülkenin maddi durumu, ülkedeki ekonomik imkansızlıklar derken beklenmeyen bir hamilelikti bu. İşte tam o yıllarda Almanya'daki halası devreye girdi ve babasına bir mektup yazdı. Bu çocuk doğacak ve adı Kader olacak dedi. Babası da bu benim kaderim olsun diyerek adını Kader koydu. Müzikle ilgilenmeye daha küçük yaşlarda başlamıştı. Sesi herkesin dikkatini çekiyordu. 8-9 yaşlarında bir çocukken düğün salonlarında şarkılar söylemeye başlamıştı bile. Sebebi geçim sıkıntısı ya da maddi sorunlar değildi. O şarkı söylemeyi çok seviyordu. Bu güzel sesli küçük kızın kaderi elbette değişecekti. Üç yaşındayken çalıştığı düğün salonunda TRT'de çalışan birilerinin düğünü vardı. O kadar şarkıcı olmasına rağmen düğün sahipleri onu istemişti. O gün tüm ışıklar sönüp bütün gözler ona çevrildiğinde Emmioğlu şarkısıyla giriş yaptı. Böylesine küçük bir kızdan böyle büyük bir sesin çıkması herkesi şaşkınlığa uğratmıştı. İşte o gün bir kart geldi kadere. Akbaş Müzik ona kaset yapma teklifinde bulunuyordu. Artık önünde bambaşka bir yol vardı. Sanatının ilk yıllarında en büyük desteği İbrahim Erkal verdi ona. Daha sonra İbrahim Tatlıses de destek oldu. ...1994 senesinde ilk albümü olan Ona Buna Bakma Takıl Bana'yı çıkardı. Bir yıl kadar sonra Sabret Güleceğiz Yakında albümü geldi. Henüz 13-14 yaşlarındaydı ama yaptığı işler çok beğeniliyordu ve yaşından beklenmeyecek kadar başarılıydı. Herkes onu programa çıkarmak istiyordu. Makyaj, geleneksel kıyafetler ve olgunca söylenmiş sözler derken kimse onun 14 yaşında olduğuna inanmıyordu. Albümleri çok satıyordu. 1996 senesinde 3. albümü olan Seni Veren Allah'a Kurban Olayım geldi. Bir yıl sonra çıkardığı İnsan Olmak Kolay Değil albümü de büyük ses getirdi. Ama en büyük çıkışını 99'da gelen Adamım albümüyle yaşadı. Şarkı milyonlarca insanın diline pelesenk olmuştu ve o artık bir çocuk değildi. Genç kızdı. Yüzündeki masumiyet kaybolmamıştı ama büyüyordu. İlk çıktığı yıllarda bile birçok çocuk sanatçıya konulan küçük sıfatı onun isminin başına hiç eklenmemişti. Adamım albümünden sonra 2001'de Kader, 2003'te Sana Kimse Dokunmasın albümleri geldi. Aklında kalsın ama ben sen olmasan da önemli değil ve daha onlarca şarkısı hit oldu. ...2004 yılında hiç beklenmeyen bir olay yaşandı. Cezaevine girdi. İstanbul'da Fatih ilçesinde düzenlenen bir operasyonda Hasan Heybetli ve adamları oldukları belirtilen birçok kişi gözaltına alınmıştı. Bu kişiler arasında Kader de vardı. İddianamedeki suçlamaları kabul etmediğini bildiren Çetintürk 4 ay 15 gün tutuklu kaldı. Tahliye kararı verilmesini istedi. Tahliye işlemleri tamamlanmak üzere cezaevine geri götürülen Kader Çetintürk kendisini görüntüleyen basın mensuplarına adalet yerini buldu dedi. O yaşta bir kızın bu işlere karışması imkansızdı. Serbest kalmıştı ama o tarihlerden sonra gözlerden uzak durmaya başladı. Sanattan kopmadı. Sahnelere çıkmaya, konserler vermeye devam ediyordu. Ancak ekranlarda pek görmüyordu konu. 2003 yılında çıkardığı son albümün üzerinden 5 yıl geçmişti. Bu kez bir single'la seslendi sevenlerine. 2008'de çıkardığı ilk single'ı İllaki Kader şarkısı birçok şarkısı gibi çok sevildi. İlk single'dan sonra Aşk Hatırası, Bir Şans Daha, Sen Hayırdır ve son olarak Zorunda Mıyım şarkısı geldi. Müzik
Yaşıyla birlikte sesi de büyümüştü. Artık daha olgun ve daha güçlüydü. Hayat tarzı da daha farklıydı. Her yerde görünmüyor, her programa çıkmıyordu. Almanya ve Türkiye arasında geçiyordu hayatı. Sanatına yurt dışında da yurt içinde de devam etti. Son gündeme gelişi ise sevenlerini oldukça üzmüştü. İnsanlar çok acımasızdı. Kader, İbrahim Tatlıses'in programına çıktığında neler yaşadığını bilmeden insanlar ona ağza alınmayacak sözler söyledi. Aldığı kilolarla dalga geçti. Hatta çok ileri gidip manda yavrusu bile dediler. Bu yorumları okuyan Kader, yaşadığı strese ve üzüntüye dayanamayarak hastanelik oldu. Sosyal medyanın bu acımasız gücü onu hastanelik etmişti. Aslında bu kiloların sebebi sağlık sorunlarıydı. Kortizon kullanmak zorunda kalmıştı. Ama kimse bunları düşünmedi. Kader'in resmi Instagram hesabından, "Kader Hanım'ı hastaneye kaldırdık. Şimdi mutlu musunuz klavyeciler? Duracağınızı arttınız. Ne yazık ki bunların 80 kadın olması da kadının kadına verdiği şiddeti zararı. Ayıp size ya. Böyle önemli bir insanı, sanatçıyı, bu güzel kalbi bu hale getiren herkes ama herkes bu saatten sonra kimseye acımıyorum. Hepiniz yargı önünde cezanızı çekeceksiniz. Bitti o iyi niyetler. Sinan Bey, size verdiğimiz tüm yetkileri sonuna kadar kullanabilirsiniz. O ağlayanlar da dahil." demişti. Kader bu yaşadıklarından sonra onu bunu yaşatan herkese dava açtı ve davasının arkasında durdu. Müge ve Gülşen'in programına katılan ünlü isim bu konuyla ilgili şunları söylemişti. "İnsanlar çok acımasızlar. Hakkımda yapılan yorumları ilk okuduğumda günlerce uyku uyumadım. Telefonu ellerine aldıkları zaman rahatlıkla herkese her şeyi yazabileceklerini, hakaret edebileceklerini sanmaları. İnsanları o kadar üzüyorlar ki benim canımı yakıyorlar. Beni hala 49 kilo bekliyorlar. Günlerce uyku uyuyamadım. Manda yavrum. Doğrusu ne demek? Dozunda eleştiriye açığım. Bu yorumları gördüğümde, ağladığımda siz bunları görmüyorsunuz." Kader tedavisi bittikten sonra ekranlara yeniden çıktığında aldığı kiloları vermiş olarak göründü. Vermese de kimsenin ona söz söylemeye hakkı yoktu zaten. Unutulmaz şarkılara imza atan Kader, şimdilerde 44 yaşında ve müziğe ara vermeden devam ediyor. Biz de Kader Çetin Türk'e hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.